Dikkat! Ruhsal şifacılar bile negatife çalışabilir. Kendi şifa enerjini aktive et. Selamlar. Bu videoda şifacılıktan ve şifacılardan konuşacağız. Biliyoruz ki, ruhsal şifacılar tarih boyu olmuşlar ve hayatlarını insanlara yardım etmek için adamışlar. İnsanoğlunun var olduğu günden beri kullandığı bu şifa sanatı, tüm çağlarda ve kültürlerde çok türde hastalığın iyileştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Hatta çocuklarımız için öpeyim geçsin dediğimiz algı da buradan gelmektedir. Günümüzde ruhsal şifacılar daha çok artmıştır. Bu hem de daha çok insanın uyanması ile alakalıdır. Şifa teknikleri hangilerdir? Günümüzde birçok şifa teknikleri kullanılmaktadır. Bunlardan en tanınmışları Reiki, Access Bars, Pranik Şifa, Kuantum Şifa, çigong, Akupunktur, Kristallerle Şifa ve başkalarıdır. Her biri farklı çalışır, lakin hepsi insanların hem ruhsal hem de fiziksel şifasına yardımcı olurlar. Ruhsal şifacı kimdir? Ruhsal şifacılar psişik hassasiyeti olan kişilerdir. Şifacılık için altıncı his kuvvetli olmalı, üçüncü gözün açık olmalı ve bedenin enerji kabulü için arınmış olması gereklidir. Güçlü bir şifa kanalı olmak isteyenlerin ilk önce kendi bilinç ve enerji titreşimlerinin artırmasına engel olan ruhsal, Zihinsel ve duygusal yaralarını iyileştirmesi gerekir. Ruhsal şifacı ilahi şifa enerjisini elleri ve düşüncesi vasıtasıyla diğer insanlara transfer edebilen insandır. Bazı insanlar doğuştan şifacıdır. Bazıları ise ruhsal gelişimle bu noktaya gelebilir. Ruhsal enerji gerçek teslimiyetten doğar. Egomuzdan vazgeçtiğimizde ve enerjinin herhangi bir müdahale olmaksızın bizden akıp geçmesine izin vermeye başladığımızda ortaya çıkabilir. Bu enerji akışı insanlara ve insanlığa karşı duyulan derin sevgi ve merhamet karşılığında oluşur. Şifacıların çalışma mekanizması nedir? Hastalık, bir varlığın ruhsal bedeni ve diğer süptil bedenleriyle fizik bedeni arasındaki bütünlükte bir bozulma vardır demektir. Hasta kişinin enerji alanı yeterli hayat enerjisi alamıyor, bu da bedenin normal işlevlerini yerine getirememesine sebep oluyor. Şifacı burada kanal rolünü oynar, yani enerjini kanal gibi kendisinden hastaya transfer eder. Şifacının ilahi kaynaktan alıp aktardığı enerji hastanın görünen ve görünmeyen bedenleri arasındaki enerjetik düzensizliği gidererek, bütünlüğün yeniden kurulmasını sağlıyor. Bazı şifacılar kendi manyetik enerjilerinden şifa için kullanıyorlar ve şifa verdikten sonra kendileri halsiz ve hasta düşüyorlar. Bu tür şifacılık şifacı için tehlikeli olabilir. Şifa ve Ego Şifacı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Şifa işleminde bazı şifacılar egolarının kurbanı olabilirler. Şifa bedenlerinden aktığı için şifanın kaynağını kendilerini sanırlar ve burada şirke girerler. Böyle düşünen şifacılar ilahi kaynaktan gelen şifanı inkarla bloklamış olur ve hastanı kendi manyetik enerjileriyle şifalandırmakla kendileri halsiz veya hasta olabilirler. Daha sonra kendilerine ilahi şifa enerjisi gerekli olabilir ve kendilerini normal hale getirmek zaman alır. Bu şifacıların egoları şişerse, kendilerini büyük kimse sanmaya başlarlar ve bununla da günah işlemiş olurlar. Neticede negatif karma yaratırlar. Egolarından sıyrılmamış şifacılar negatif ede çalışabilirler. Kendileri bile bilincinde olmadan bunu yapmış olabilirler. Negatif varlıklar egoyla, günahlarla, acılarla, hastalıkla beslenir ve bu beslenme şifacı yolu ile de baş verebilir. Bu tür şifacılar şifa transferi zamanı hastanın enerji alanına, aurasına normal gözle görünmez negatif varlıklar da yükleyebilirler. Aynı zamanda hastanın aurasında böyle varlıklar varsa, manyetik enerji ile şifalandıran şifacının da aurasına geçebilirler. Bunun için de bu işlerde çok dikkatli olmak gerekir. İnsan kabul ederse şifalanma baş verir. Bir insan eğer ki şifaya niyetliyse, yani kabul etmeye hazırsa, o zaman şifalanır. İnsan tüm kalbiyle şifaya açık değilse, şifanı kabul etmeyecektir. Veya ne kadar açıksa o kadar kabul edecektir. Yani şifalanma şifacıdan çok şifalanan şahstan asılıdır. Bazen insanın bu hastalıktan alacağı dersler vardır ve bu hastalığın iyileşmesi ona, yani ruhuna zarar verebilir. O zaman da insan şifalanmaz. Biliriz ki hastalıklarımız ruhsal şifalanma getirir. Ruh şifalanması için günahlardan arınmalıdır ve bu arınma fiziki hastalıklarla da oluyor. Hazreti Ali demiştir. Günahlar hastalık, devası istiğfar, şifası ise ona bir daha geri dönmemektir. Şifa enerjisini kendinde nasıl aktive etmek mümkün? Şifa enerjisinin size, ellerinize gelmesi için Allah'a dua edin. Avuçlarınızı birkaç kere gererek açın ve kapayın. Sonra ise birbirine ısınana kadar sürtün. Ellerinizi, avuçlarınızı böylece şifa ötürmek için aktive etmiş olacaksınız. Gün boyu birkaç defa yapınız. Elleriniz ısındığında, avuçlarınızın içi yandığında veya karıncalandığında şifa enerjisi aktive olmuştur demektir. Allah'tan şifa dileyerek ellerinizi ağrıyan yere koyup şifa enerjisinin ellerinizden, o ağrı olan yere aktığını hissedin ve görün. Elleriniz soğuduğunda çekebilirsiniz. Bu uygulamanı birkaç gün, birkaç kere yapınız. Allah'ın izniyle şifaya açıksanız şifalanma hissedeceksiniz. İlk defalarda ellerinizin şifa kanalı tam açılana kadar zaman geçecek ve şifalanma çok vakit alacaktır. Zamanla bu işlem daha az vakit alabilir. Bu videoda da bu kadar. Sorularınız veya yorumlarınız varsa yazınız. Bu bilgiler faydalı olduysa videonu beğenmeyiniz ve paylaşmanız çok güzel olur. Kanalın büyümesi ve daha çok insana ulaşması daha çok insanın bilgilenmesine vesile olur. Bizimle olduğunuz için teşekkürler.